Günaydın. Günaydın. Önce sağlam bir kahvaltı yapalım. Arkasından da güzel bir yürüyüş. Ne dersin? Demir, ben eve dönmek istiyorum. Hemen. Şimdi. Olur mu? Tamam. Tamam. Önce bir şeyler yiyelim. Sonra söz veriyorum, hemen yola çıkacağız. Böyle senin için daha iyi olacaksa. Başlayalım mı? Selin. İbolarla mangaldan sonra bizi götürdüğün tatlıcı. Burası eski mekanlarımdan biri demiştin. Eylül'le mi gidiyordunuz oraya? Masası varmış. Her geldiğimde bu masaya oturuyorum demişti. Seninle her gittiğinde demek istedi herhalde. Benimle yaptığın her şeyi onunla da yaptın mı? Mesela bu ev. Buraya getirdin mi onu da? Hayır. Onunla da beraber yaşıyor muydun? İstanbul'da mı? Yoksa Japonya'da mı? Selin. Ne Selin? Sormayayım mı? O sorularının cevabı başka bir zamana ait. Senin var olmadığın bir zamana. Demek ki varoluşçu bir pencereden bakacağız duruma. Peki tamam demiş. Tamam. Sormam. Ama düşünme diyemezsin. Artık beynim benden bağımsız çalışıyor. Kalbimde. Kendim üzerinde bir kontrolüm kalmadı artık. Senin olmadığın zamanlardı. Senin var olduğundan bile haberim yoktu Selin. Şimdi bana gerçekten o zamanların hesabını mı soracaksın? Senin gibi bir kızla tanışacağımı bilmezken... Hiç bilmediğim birini mi beklememi tercih ederdin? Benim derdim senin geçmişin değil ki. Geçmişinin bugüne girmesi. Bugünü sormuyorsun ama. Onu da öptün tabii. Konu buysa başkalarını da öptüm Selin. Ama seninle tanışmadan önceydi hepsi. Keşişe benzemiyorum değil mi? Tamam Demir, neyse. Konuyu saptırıyorsun. Ben onu söylemeye çalışmıyorum. Ona evlenme teklif ettiğinde nerede oturmayı planlamıştın? Burada mı oturmak istemiştin onunla? Büyüdüğün evde mi? Hayır. Ama düşünmüşsündür. Aklından geçmiştir en azından. Peki odaları ne yapacaktınız? Mesela benim odamı. Çocuk odası mı? Kahve yapıyorum.
Sen önümüzdeki 10 yılın bile kalkınma planını yapacak kadar programlı bir adamsın. Balayına nereye gitmeyi düşünmüştünüz? Böyle tropik bir yerler mi? Hı? Bali, Maldivler. Yoksa orası senin için biraz sıradan mı? Neresiydi ya bu? Şey çok meşhur bir dizinin çekildiği bir yer vardı. Ha, Dubrovnik. Ne oldu? Orası da mı sıradan bir yer senin için? Küba. Ha, Havana çok romantik bir yermiş biliyor musun? Bir arkadaşım söylemişti. Ya da belki de Vietnam, Kamboçya gibi bir yerde olabilir. Gerçi ben böyle sayıp döküyorum falan ama sen zaten bunların çoğuna gitmişsindir değil mi? Hatta belki de beraber gittiniz. Beraber Fas'a gittiniz zaten. Sen ya siz başka nerelere gezdiniz? Ne yapıyorsun Selin? Ben hiçbir şey yapmıyorum. Ya ben sana söyledim, ben beynimi durduramıyorum diye. İnsan ister istemez hayal kuruyor. Senin onunla gittiğin yerleri hayal dünyamdan silmek istiyorum yalnızca. Nasıl yerlermiş onlar? Herhangi bir zamanda, herhangi biriyle gittiğin yerler. El ele dolaştığın sokaklar. Yağmurlu bir akşamüstü bir su durmanın altına sığınıp bir kadını öptüğün yerler mesela. Duş alıp üzerimi değiştireceğim. Ha bu arada kitaplıkta atlas var. Açıp dünyanın herhangi bir yeriyle ilgili hayal kurabilirsin. Çünkü ne bu şehirde, ne başka bir ülkede, ne bu gezegende, ne de başka birinde. Henüz yağmurlu bir akşamüstü bir sundurmanın altında seni öpmedim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.